Keşke yardımcı olabilseydik Miran Bey. Ama dediğim gibi o büyük yangında bütün soruşturma dosyaları, hatta koca bina yanıp kül olmuş. E tabi o zamanlar bilgisayar da yok. Yedeklenmediği için resmi bir bilgiye ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Peki bu olaya bakan görevlilerden birine ulaşamaz mıyız? O yıllarda burada görev yapan bir Ömer Asubay vardı. Ben ona ulaşmaya çalışayım. Belki ondan bir haber çıkar. Sizi haberdar ederim. Bu benim kartım. Sizden haber bekleyeceğiz. Sağ olun İlker Bey. Siz de sağ olun. İyi günler. Miran, ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Bilmiyorum Reyhan. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bütün bunlar tesadüf mü yoksa gerçekler mi? Bilmiyorum. Farkında mısın? Biz ne zaman bir şeyin peşine düşsek hep karşımıza bir engel çıkıyor. Al. Şimdi de bu yangın. Vallahi aklımı kaybedecek gibi oluyorum. Miran. Bak seni böyle görünce ben çok üzülüyorum. Öyle bazen elini tutuyorum. O mutlu anlara dönüyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum. Geçecek Miran diyorum. Birlikte atlatacağız her şeyi. Ben bundan hiç vazgeçmeyeceğim Miran. Sen de geçme. Ama babaanneni hep geçmişi anlatıp zehirliyor ya seni. İşte o zaman yine o 5 yaşındaki öksüz çocuğa dönüyorsun. Ben seni o zaman bulamıyorum. Konuşamıyoruz. Sarılamıyoruz bile birbirimize. Beni çok üzüyor Miran. Ne olur izin verme. Babaannenin seni o öksüz çocuğa çevirmesine müsaade etme. Deniyorum Reyhan bak, gerçekten deniyorum. Ben de çok istiyorum. Ama benim o çocuğu ikna edebilmem için ilk önce gerçeklere ulaşmam lazım. Yok. Sen yine de hep benim yanımda ol, tamam mı? Ben hep senin yanında olacağım. Teşekkür ederim. Gel hadi yürüyelim. Tamam, önce bir eve uğrayalım. Ben evden çıkarken anneannenin halini bir görseydim, perişan oldu kadın. Endişelendi senin için. Bir görsün, içi rahatlar. Sonra yürürüz. Tamam.